Karşı kültürü dediniz. Yani yeni CHP'nin içerisinde listelerinizde Bingöl'de Zeki Korkut Ata var. Adayınız PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten 4 ay 10 gün cezasını çekmiş ve hapishaneden çıkmış. Meli Aykız Diyarbakır adayınız PKK terör örgütüne yardım ve yataklıktan ceza almış. Necmettin Yardımcı Hakkari adayınız yine aynı şekilde PKK terör örgütüne yardım ve yataklıktan ceza almış. Ve son dönemde bazı köşe yazarları Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Bir de Kars adayımız da var, onu da söyleyin. Onu bilmiyorum. Kim efendim? Kars adayımız da var. Onu da not alalım. O da aynı şekilde suçlanıyordu. Hı hı. Bir de AKP'de olduğu zaman suçlanmıyor da CHP'ye gelince mi suçlanıyor? CHP'nin uzlaşı kültürü derken bu da buna dahil mi? Bu örnekler de buna dahil mi? Yani bundan bir rahatsızlık duyuyor musunuz? Bu adayların listenizde olmasından. Bakınız. Bizim adaylarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını okuyan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini savunan adaylarımız. Kim Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini, programlarını, seçim bildirgelerini okuyup evet ben bunlara katılıyorum diyorsa AKP'den de gelebilir, BDP'den de gelebilir, MHP'den de gelebilir, bağımsızdan da gelebilir. Bize AKP'den gelen belediye başkanları da var. Ne yapalım? Yere yatırıp keselim mi? Sen bize niye geliyorsun diye. Tam tersi. Bizim bu seçimde kullandığımız güzel bir slogan var. Çok özür diliyorum Sayın Genel Başkan. Sözünüzü kesiyorum. Çok özür dileyerek tekrar. Yani AK Parti'den gelen belediye başkanıyla PKK terör örgütüyle yardım yataklık yapmış kişiyi aynı şeyde mi görüyorsunuz?